Hatta aşk olsun demişken aşk olsun isimli sinema filminin basın gösterimine götürelim sizi. Ne güzel bağladın özel sen öyle. Özel bir röportajımız var. Eski bağlama ustalarından kim kaldı? Aşk olsun, buyurun efendim. Olmadı olmadı deme. Hadi bir daha bekle. Ya kısmet bu sefer. Aşk olsun. Oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Selen Seyven, Kenan Ece ve Sedef Avcı'nın yer aldığı Aşk Olsun filminin basın gösterimi gerçekleşti. Aşk filmin başrollerinden İlker Aksum'a rastlıyoruz. Eşiyle birlikte çıkıyor kameralar karşısına beyefendi. Hemen duygularını öğreniyoruz filmiyle ilgili Aksum'un. Abi iyi film çekmek çok çok zor ve çok güzel bir olay. Eğer bunun içinde olabilirsem ne mutlu bana. Tam gösterim 10 Nisan. Bu türlü şeylerde promosyon önemli. Çok büyük rekabet var. Bu sene 120 film bildiğim kadarıyla. Çok ciddi. 120 çok ciddi rekabet var. Kim daha iyiyse, kim daha fazla çalıştıysa, kim daha özendiyse. Biz özendiğimizi düşünüyorum. Güçlü bir kadroya sahip filmin oyuncularından Sedef Avcı'ya mikrofon uzatıyoruz. İlk kez Aşk Olsun filmini bitmiş haliyle izleyen oyuncu ortaya çıkan sonuçtan son derece memnun. Küçük bir tanıtım yapmak istedik. Bugün işte fragmanımız ve klibimiz çıktı İrem Derici ile beraber. Biz de filmimizi ilk defa izledik arkadaşlar gelmeden önce. Çok keyifli olmuş, eğlenceli, hem romantik hem komik. Güzel, kaliteli bir iş olmuş. Kenan Ece'nin yanındayız şimdi de. Başarılı oyuncunun da keyfi bir hayli yerinde o akşam. Evet, güzel olmuş, eğlenceli olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben de hani değişik bir rol oynamak istedim bu filmde. Hani bana daha geniş bir alan veren bir komedi rolü. Güzel de bir karakter ortaya çıkmış. Matrak bir adam olmuş canım. Hoşuma gitti. Selen Seyven oldukça neşeli görünüyor. Filmde aşkının peşinden sonuna kadar giden biraz uçarı bir karakteri canlandıran Seyven, canlandırdığı karakterle özdeşleşmiş hemen. Normal hayatta da böyle olmadığını biliyorum. Hani şey olarak eli maşalı değil, daha böyle harmanıncık bir kız. Ama aşkının peşinden gider miydin böyle? Evet, giderdim. Giderdim tabii. Eğer yani benim kalemim oysa ve onunla mutluysam, inanmıyorsam başka biriyle mutlu olacağım, elbette giderdim. Kaynanalar, kayınvalideler de girse arayadın. Hiç umursamazdım, gözüm kör giderdim. İrem Derici, Aşk Olsun'un film müziğini seslendirdi. Hanımefendinin de söyleyecekleri var ortaya koyduğu çalışmayla ilgili. Benim ilk film projem oldu, bir şarkı seslendirdiğim. Vallahi cuk oturdu filme şarkı. Özeti gibi yani filmin. Çok eğlenceli bir şarkı oldu. Benim için de böyle bir sınav oldu bu şarkı. Çünkü hiç söylediğim tarzda bir şey değildi. Böyle daha, ben biliyorsun daha slow bilmem ne falan filan. Acı, ızdırap içeren şarkılar söylüyorum. Bu enteresan oldu. Çok da güzel oldu yani. Bir kotardıkmış. Ah cevapma, olmadı olmadı deme. Hadi hadi bir daha deme. Baktın yine olmadı sana. Filmin oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İlker Aksum Türk sinemasının ortaya çıkan işlerin nitelik ve nicelik olarak yeterli olmadığı vurgusunu yaptı. İnşallah seyirci beğenir. Benim tek temennim şudur. Hem nitelikli hem nicelikli olması. Çünkü şu anda bence eksik olan sanatsal şeylerden birisi budur. Evet, bir takım nicelikler olabiliyor ama bakıyoruz ki kreatif anlamda kötü filmler seyrediyoruz. Ama şunu iddia ediyorum ki Kenan'la, Selen'le, benle, Sedef'le ve senaristimiz ve yönetmenimiz ve yapımcımızla beraber bence fena bir film çekmedik. İnşallah iyi olur. Seyirci de beğenir diye düşünüyorum. 7 milyon falan bekliyorum. Ne oldu, niye güldük ya? Kuş uçtu yani. Nereye uçuyor ya? Uçamaz, kaçamaz. Kuş benim kuşum. Ben sana layık değilim çünkü sen çok daha iyilerine layıksın. Layık değilsin tabii. Ya kısmet bu sefer aşk olsun. Burada numara ver. Evet, Aşk Olsun efendim filminin basın gösteriminden özel görüntüleri sizlere izlettik. Oyuncuları gördünüz, kadroyu gördünüz. Şimdi yönetmenden bahsedilmiyor. Çift yönetmenli. Zaten Gamze Karaman da söyledi.
Söyleyeyim mi? Ayıp mı olur? Bu filmde Hayır, çift yönetmen değil. Çift. Baktık. Evet, Murat biri Bey. Murat Serezli ya. Benim Murat kardeşim. Çünkü evet, ben de çok selamlar, Neslihan sevgiler Yıldız'la olsun. Neslihan Yıldız'la beraber. Ben de görüşmüştüm çünkü bu film için. Onun için söylüyorum. Ve Amerika'ya gidiyordum o tarihlerde. Yani Amerika'ya gitmeyi planlıyordum o tarihlerde. Çok da sevmiştim senaryoyu. Çok güzel bir senaryoydu. Anlaştık hatta. Bir romantik komedi. Bir romantik komediydi. Anlaştık ama Amerika'ya gideceğim diye iptal etmek durumunda kaldım. Ama sonra bu programa başlayınca Amerika'ya da gidemedim. Filmden öyle bir şey oldu. Filmden de bizim oldu bu arada. Bizim kazancımız oldu. Ya artık ikisini aynı anda yapabilirdim aslında. Çok da istemiştim oynamayı. Ama artık Murat Bey'e sesleniyorum bir dahaki projede. Murat ya yönetmenlik yapıyorsun, haberimiz yok ya Murat. Çok da pozitif, çok şeker yani. Murat, aslında bu filme ikna olmamın sebebi Murat Serez'dir benim. Tabii canım. Hani çünkü hani o kadar pozitif, o kadar şeker, o kadar güzel anlattı ki işi. Çok heyecanlardı zaten. Gideceğim en kısa zamanda, eminim çok güzel bir iş olmuş. Amerika olmuştur. Senin içindeki ya. Cuma yayından sonra çık. Pazar oradasın. Pazar ne? Pazar oradasın evet. Pazar akşamı yat, pazar kalk, dört. Yok işte bizim öyle bir programımız vardı otellerde. Çok da önceden biletlerini almıştık. Söylemeseydim. Otellerini falan ayarlamıştık ama olmadı da. Söylemeseydim ben soracaktım. Kısmetliymiş. Niye düştü Amerika planı suya diye. Ya evet, o bu işlerimizde kalmasına başladığım için. Murat Serezli şimdi Allah Allah ne yönetmeni diyenler olabilir. Şimdi Murat Serezli'yi ben çok samimi. Çok iyi bir oyuncudur bir kere. Yani çok samimimdir. Çok iyi tanırım. Çok iyi arkadaşım. Hatta bir dönem Sihirli Annem'le beraber oynadık son dönemlerinde. Murat Serezli özel bir kanalın aslında görsel yönetmeniydi yıllar önce. Hani animasyonlarını ATV'nin mi? Söyleyeyim, Star'ın. Hatta Star'ın logosunu yaratan hani bir şey vardır ya. Söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Starcan. Onu yaratan adamdır. Animasyonlarını yapan adamdır. Tabii. Murat Serezli'lerin böyle bir yönü vardır yani. Yetenekli bir kişi. Tabii çok yetenekli adamdır. Sonradan aktör oldu. Olsun. Çok da iyi bir aktör, çok da iyi bir yönetmen, çok pozitif bir insan. Gerçekten sevgiler olsun. Çok yakışıklı. Hepimiz gidelim izleyelim. Evet, aynı rahmetli babası. Evet. Vallahi aynı rahmetli babası. Aynen öyle. Metin Allah Serezli. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet, benim de içimde kalmıştır ama bu proje vallahi. Bol gişeli olsun. Kısmet değilmiş, bol gişeli olsun. Senli veya sensiz, inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Her şeyde bir kısmet vardır, hiç dert etme. Evet. Aynen, her şeyde bir hayır vardır tabii. Her çok yerli dizi girdi. Kapıya Fısılda, Arkadan Dön, Pıs de, Aşk de filan bir sürü film girdi. Umarım gişesini ama ben senaryoyu okuduğum için aynen söylüyorum. Güzel senaryoyu mi? Baştan sona okudum ve o kadar komik ki size anlatamam. Çok şeker, çok güzel bir aşk. Hem çok komik hem çok romantik. Türk sineması inanılmaz görünmeyen bir atakta. Türk sineması inanılmaz güzel bir atakta. Hatta ben hafta sonu güzel bir haber de okudum. Kültür Bakanlığı da Türk sinemasına inanılmaz katkılarda bulunuyor. Kesip ayırdığım bir haber vardı. Şu an yanımda değil mesela. Filmlere 500 bin liraya kadar iyi bütçe paradır. Bütçe veriyor. Destek. Teşvik. Teşvik. Bütün destek filmlere. Bütün filmlere ön şartı vardır mutlaka. Var, tabii, var. Tabii. Birine 500 var veriyor, birine 300 veriyor, birine 200 veriyor, birine vermiyor. Doğru. Haberde mesela Türkan Şoray'ın bir filmi 500 bin lira destek almış. Kültür Bakanlığı'ndan mı? Tabii. O haberi ben yarın bulur getiririm eğer isterseniz. Olur. Neden olmasın? Tabii ki onu da söyleriz. Şimdi tabii ki Türk sinemasından bahsediyoruz.